Süper Lig'in rekoru artık Galatasaray'da. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız sezonun 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. İstanbul temsilcisi karşısında da kazanmayı bilen Sarı Kırmızılılar önemli bir 3 puan elde etti ve ligde üst üste 14. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Üstelik bu karşılaşmaların 300 derbi, biri de Başakşehir deplasmanı. NEF Arena'da saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmayı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, gelecek maçta 17 Mart Cuma günü saat 20'de Konya Spor'a konuk olacak. Öte yandan ünlü yorumcu Erman Toroğlu'za Sarı Kırmızılıların Kasımpaşa karşısında elde ettiği 3 puan için Galatasaray bu maçta durgundu, anlaşılan Mertens'i aradılar. Ama Zaniolo Galatasaray'a yatmaya değil atmaya gelmiş. Cimbom bugün Kasımpaşa'ya hiç fırsat vermese de kendi standartlarının da altındaydı. Galatasaray'ı bu kadar kötü yakalamak zor. Gelecek hafta çok daha iyi olacaklardır İfadelerini kullandı. Sizce Galatasaray'ımız 26. hafta maçında Konya Spor karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a Ukraynalı gol makinesi. Transferde hareketli günler geçiren Sarı Kırmızılılar, Dnipro'nun golcüsü Artem Dobik de ısrarcı. 25 yaşındaki Dobik'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaraylı yöneticiler, sözleşmesinin son yılına giren Ukraynalı işin oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti. Yıldız futbolcu daha önce 2023 sonunda kontratının sona ereceği Dnipro'yla yeni sözleşme yapmak istemediğini açıklamıştı. Galatasaray'a gelmeye hazır olan Dobik, 1.89 boyunda ve güncel piyasa değeri de 10 milyon euro civarında. Geçtiğimiz sezonda 18 maçta 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan etki eden 25 yaşındaki golcü, bu sezonsa takımına 22 maçta 16 gol 4 asistle 20 gol katkısı verdi. Son 2 sezonda oynadığı 40 maçta 39 golün altına imzasını atan ve 2023 yılının Aralık ayında kontratı bitecek olan Dobik için Galatasaray'ın Dnipro'yla görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi. Ukraynalı forvet için Galatasaray'ın önerdiği rakamsa 3 milyon euro. Alex Telles yeniden Galatasaray'a. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Sarı Kırmızılılar bonservisi Manchester United'da bulunan eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmek istiyor. İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'dan Alex Telles'e yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgileneceğini yazdı. Alex Telles, 2013-2014 sezonunda Gremio'dan 6 milyon euroya Sarı Kırmızılılara transfer olmuştu. Gelecek sezon yabancı sınırının kaldırılmasını bekleyen Aslan, sol bekini de güçlendirerek Devler Ligi sahnesine tüm gücüyle çıkmak istiyor. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta da Nelson'a talip oldu. Todo Ficanyes'in haberine göre lacivert siyahlılar yıldız oyuncu için oldukça ciddi. Haberde başarılı stoper için Galatasaray'ın 20 milyon euro bonservis belirlediği kaydedildi. Galatasaray'da bomba Firmino gelişmesi. Bir yandan Mauro Icardi kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da, diğer yandan en az Icardi kadar önemli bir golcünün transferi için de çalışılıyor. Liverpool'lu olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino'nun Galatasaray'ın kapısından döndüğü anlaşıldı. İngiliz basınına yansıyan habere göre Sarı Kırmızılılar Haziran sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı. Ancak Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp oyuncusuna sezon sonuna kadar izin vermediği için bu transfer suya düştü. Şayet Alman çalıştırıcının onayı alınabilseydi Firmino kış transfer sezonunda aslan olacaktı. Şimdi Sambacı forvet için Haziran ayı beklenecek. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık operasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki, kurulan kadroyu beğenmemek elde değil.
Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Nicolò Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, sarı kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morata'nın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morata'nı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morata için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor.